Selam arkadaşlar. Bu videoda birlikte bir CLI, bir Command Line Interface uygulaması geliştireceğiz. Uygulamamız temel olarak bir servisi kullanarak, yani daha doğrusu ColorMind denilen bir servisi kullanarak, şu şekilde göstereyim. Buradaki servisi kullanarak Command Line'da girdiğiniz birkaç parametreyle color paletlesi oluşturacak. Ve bunu oluşturduktan sonra da clipboard'a kopyalamasını bekliyorum. Burada ColorMind arkadaşlar machine learning kullanarak bir işte scheme generator oluşturmuşlar. Şu şekilde de bir API'leri var. Şöyle göstereyim. Bakın ben generate dediğiniz zaman bu şekilde bir color palette de oluşturuyor. Ben de bu servisi kullanarak buna bir CLI uygulaması geliştireceğim. Burada şey derseniz ColorMind API dediğiniz zaman bunu değil tabii ki. API dediğiniz zaman bakın şu şekilde de bir API sunmuşlar. Biraz garip API'leri ama biz bunu düzenliyor olacağız. Bu şekilde gittiği zaman yani şöyle söyleyeyim. Burada bir model alıyor arkadaşlar. Birkaç tane farklı modeli var. Modelini veriyorsunuz. Buradaki URL'e istek gönderiyorsunuz. Eğer herhangi bir input vermezseniz size 5 tane random RGB color gönderiyor. Bunlar RGB formatında. Bu şekilde gönderiyor. Eğer birkaç tane input verirseniz mesela birinci rengin buna benzer bir şey olsun. İkincisi bu. Diğerleri de yani diğer geriye kalan 3 tane renkte n derseniz yani random olsun derseniz. O zaman da size döndürdüğü sonuçta ilk 2 renk bakın şunlar aynısını almıyor. Yani buradaki renge çok yakın başka bir renk döndürüyor. Buradaki renge çok yakın başka bir renk döndürüyor. Ve ne dediğiniz yani boş bıraktığınız alanlar içinse machine learning kullanarak bir random renk oluşturuyor ve bir palet oluşturuyor size. Yani siz tamamen girdiğiniz inputlarla tamamen random bir input da alabilirsiniz. Yani random bir palette de oluşturabilirsiniz. Ya da girdiğiniz renklere yakın bir palet de oluşturabilirsiniz. Bunu birlikte yapacağız. Hemen nasıl çalıştığına bakalım isterseniz. Şu şekilde node index.js diyorum. Çünkü asıl şeyim burada. CLI'ımın. Kodun içeriğine şimdilik bakmayalım. Şimdilik sadece nasıl çalıştığına bakalım. Node index.js deyip çalıştırdığınız zaman bakın burada bir işte code CLI gibi bir giriş ifadesi var. Burada da generate a palette of colors diyor. Burada bir model seçiyorsunuz öncelikle. Bu modelin tam olarak ne yaptığından çok emin değilim arkadaşlar. Bu şeyle ilgili, ColorMind ile ilgili. Mesela Game of Thrones'u seçelim. Ve birinci bir renk. 5 tane renk seçiyorsunuz. Default'un ne arkadaşlar? Yani random. Boşta bırakabilirsiniz hepsini. Ya da random bir color. Yani şunun gibi bir color da verebilirsiniz. Ben şu an başka bir yerden baktığım bir kod yazacağım. More bir renk. 9 B5 DE5 yazıyorum. İkinci rengimi de vereceğim arkadaşlar. İkinci rengim de pembe bir renk olacak. F15 BB5 ve geriye kalan 3 rengi de kendi uydursun istiyorum. Bakın burada Generating Your Palette diye taskları da gösteriyor. Bunu da nasıl yapacağımızı göreceğiz. İşte paletimizi oluşturuyoruz. Ve paletinizi clipboard'a kopyaladık. İşte bu da seçtiğiniz renkler. Yani şurada seçtiğim renk mor bir renk demiştim. Onun tam aynısı değil ama ona çok yakın bir renk seçiyor bunun için. Buradaki de pembe bir renkti. Bunun tam aynısı değil gene. Kod olarak da bakarsanız aynısı değil. Bu şekilde aynı zamanda RGB değerler de girmiyorsunuz. Buraya hex color giriyorsunuz. Ve size hex color bir palet oluşturuyor arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ve bunu da kopyalıyor. Burada yapıştırırsam da zaten bakın şu şekilde buradaki renkleri clipboard'a da kopyalıyor aynı zamanda. Tekrardan bir tane daha örnek yapalım. Burada da bütün işte hepsini atıyorum nature photography diyelim. Hepsini boş bırakalım. Bakın bu şekilde yeni bir tane tamamen random bir palet oluşturdu. Ve yapıştırırsam da bu şekilde bunu da buraya kopyalamış oldu. Şimdi bu uygulamanın aynısını baştan sona birlikte oluşturacağız. Hazırsanız artık çayınızı kahvenizi alın. Başlayalım. Evet arkadaşlar ilk iş olarak bir npm paketini kullanacağız. CLI'mizi oluşturmak için.
Burada basit bir şekilde size hani birkaç tane dosyayı hazır olarak veren bir paket var. Create Note CLI ismi. Burada gelip hemen arkadaşlar 1 dakika içerisinde oluşturabilirsiniz. Ben yüklemek istemediğim için bunu NPX ile yapacağım. Yani global olarak falan yüklemek istemiyorum. Hemen terminalimizi açalım. Proje dosyamın içerisine geldim. Ve NPX Create Note CLI diyorum. Ve bana bazı sorular sormasını bekliyorum. Evet, Create Note CLI bu kişi yapmış bunu aynı zamanda. CLI'mızın ismi ne olsun diyor. Palette Generator. Generator olsun istiyorum. Comment Palette olsun. Palette deyince çalışsın. Tabii bu NPM'e yükledikten sonra falan çalışıyor genelde. Description olarak da Generates a Palette of Colors gibi bir şey verebiliriz. Versiyonu, işte lisansı varsa MIT ya da un-lisans diyebilirsiniz. MIT yazalım, havalı olsun. Author name'im, e-mail'im. En son yaptığım portfolyo sistem. Bu şekilde bunları seçtikten sonra dependency'leri indiriyor arkadaşlar. İşte gitignore, prettier, index.js gibi bazı dosyaları da oluşturdu. Hemen ls yapıp buranın içerisine görebilirsiniz. Burada palette generator'ın içerisine girip Visual Studio kodu bu alanda açıyorum. Bununla da işim kalmadı. Artık burada durabilirim. Burada ctrl ü ile terminalimi açayım hemen. npm install yapmama gerek yok. Zaten yaptı en başta, indirdi. İsterseniz biraz dosya içerisine bakalım. Bakın burada palette generator. Burada ilk bize sorduğu soruları yazıyor. İşte description kısmı, MIT lisanslı, palette generator ve palette gibi. Bunlar npm'e yüklendikten sonra çağrılan komutlar. Belki biz de bunu npm'e sonradan yükleriz. Burada işte author, keywordlerim var, file'larım var. Prettier kullanıyor. Onu birazdan göstereyim. Hatta şuradan gösterelim. İşte burada kendinize göre değiştirebilirsiniz. Burada mesela koma olmasın, trailing koma. Yani bu JSON'da sonda kalan koma olmasın. İşte semicolon olsun, tab width 4 olsun gibi şeyler burada belirtilmiş. Dependencies'lerim chalk var arkadaşlar. Chalk output olarak renkli yazmaya yarıyor. CLI alerts gene aynı işlevi görüyor. Birazdan göreceğiz. Şuradaki 3 tanesi onun kendi yazdığı paketler. Onları import etmiş bu alanda işlerini kolaylaştırmak için. CLI welcome da aynı şekilde. Mio da gene input almaya yarayan ve help alanını gösteren bir paket diyebiliriz. Dev dependency olarak da prettier var. Şimdi burada index.js asıl ana dosya arkadaşlar. Burada ilk çalışan şey şuradaki fonksiyonun içeriği çalışıyor. Init diyor mesela, clear diyor direkt. Şimdi bunu nasıl çalıştırırız? Node deyip burada index.js'i çalıştırdığınız zaman ilk olarak konsolda ne varsa onu clear edecek arkadaşlar. Bakın hatta şöyle bir şeyler yazalım konsola. Ve node index.js dediğiniz zaman bakın direkt onu sildi. Buradaki init clear'ı çağırdı. Init dediği de şuradaki utils'in altında 3 tane dosya var. Başka da bir şey yok zaten. Init dediği arkadaşlar şuradaki init'ten geliyor. Bir welcome mesajı bastırıyor bize. Ve hani buradaki unhandled'da error olursa onları bastıran bir paket. Welcome mesajında da siz bunu kendinize göre kişiselleştirebilirsiniz. Mesela ben bunu pembe yapabilirim arkadaşlar. Hatta yapalım. Pembe değil de mavi yapalım isterseniz. Ya da yeşil yapalım. Burada 00F 5D4 olarak değiştireceğim. Bakın şurada gösterdiği şeyler de welcome'da. Buradaki description, package.description'ı gösteriyor. Ve versiyonunu gösteriyor. İşte order'unu falan gösteriyor. Bunu da değiştirebilirsiniz. Şimdi tekrar çalıştırdığım zaman bakın şuradaki rengi değiştirmiş oldu. Siz de kendiniz nasıl kullanmak istiyorsunuz ona göre seçebilirsiniz. Burada log alanında loglar var arkadaşlar. Bunları kullanabileceğiz. İşte log.info gibi. Ve asıl önemli olan CLI'nin
kendi içeriği yani flaglarının bulunduğu alan buralar. Burada clear kullanabilirsiniz. Mesela az önceki not index.js, eksi c dediğiniz zaman bak siliyor. Eksi v dediğiniz zaman burada versiyonu basar. Bakın bu şekilde versiyonu basar. Siz de CLI'nıza flag eklemek istediğiniz zaman bu şekilde bu alanı dolduruyor olacaksınız. Flagların bir tipi var. Mesela boolean. İşte default değeri true. Allies dediği de hani burada dash g yazdığımız zaman mesela şu allies arkadaşlar. Clear the console. Bu şekilde de description'ını yazmışlar. Burada önemli olan bunlardı. Index.js'e de giderseniz bakın burada input'u da CLI input'tan alıyor. CLI dediği şeyi de buradan alıyor arkadaşlar. Şöyle kapatalım. Index.js'in içerisinde ilk olarak clear'ı çağırıyor dedik. Evet şimdi burada clear yaptıktan sonra input'ta diyor eğer help ifadesi varsa help'i göster diyor. Yani siz böyle gelip help yazarsanız input burası oluyor. Help yazdığınız zaman arkadaşlar gidiyor size bakın şuradaki CLI show help fonksiyonunu çağırarak bunları logluyor. Bunlar da nasıl kullanılacağına dair hazır oluşturulmuş şeyler. Evet arkadaşlar zoom'u birazcık artırdım. İsterseniz hemen bir tane flag eklemekle başlayalım işe. Neredeydi flaglarım? CLI'nin içerisinde arkadaşlar yeni bir tane flag ekleyeceğim. Bunun da ismine list models ismini vereceğim. Burada type olarak boolean olmasını istiyorum. Allies olarak l gelsin istiyorum. Yani dash l dediği zaman olsun istiyorum. Default değeri false olsun. Ve description olarak da list all available models olacak arkadaşlar. Ne için kullanacağım bunu derseniz buradaki list models'la arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın burada şöyle gidip baktığınız zaman şu URL'e size bütün API'nin sunduğu şeyleri döndürüyor. Yani UI, Default, Game of Thrones az önce gördüğünüz modeller bunlar. Bunların listesini konsola bassın. Çünkü CLI'yi kullanan kişi bilmeyebilir hangi modeller olduğunu. O yüzden list models ile CLI'nin bütün var olan modelleri ekrana basmasını istiyorum. Buna da index.js'te devam edelim. Öncelikle arkadaşlar şöyle aşağıya doğru geleyim. Bakın flags'larım burada var. Flag'ları console log'da bastırabilirsiniz. Hemen bir console log yapalım. Flags'ları göstereyim size. Şu şekilde çalıştırdığınız zaman bakın bütün flag'ları ekranıma bastı. Yani clear'ın değeri true, no clear'ın değeri false, list modelinde false şu anda. Ve daha sonrasında if diyorum. Flags.listModels değil mi? List models'da. Flags.listModels yani zaten burada da var. Eğer true'sa yani true dönerse o zaman console log list models diyelim. Yani basit basit gidelim. Kafanızda karışmasın çok fazla. Tekrardan çalıştırıyorum. Bakın false olduğu için böyle bir şey dönmedi. Ama ben burada dashly dersem bakın list models geldi. Dashly diyebilirsiniz. Dash dashly diyebilirsiniz. List models da derseniz bakın hepsinde de şuradaki list models'ı true yapıyor. Yani parametre verdiğiniz zaman bu şekilde. Ve buranın içerisindeki ifadeyi de basıyor arkadaşlar. Şunu kaldıralım artık kafamız karışmasın. Tekrardan bakın. Dashly'yi kullanıyorum. Ve list models dediği yerde aslında burada artık modelleri listeleyecek. Bunun için arkadaşlar auxios'u kullanacağız. Çünkü bir URL'e istek yapacağımız için. Hemen npm install auxios diyelim. Ve burada utils dışında da bir tane de helper diye bir dosya oluşturalım. Bunun içinde de bu auxios işlemlerimizi gerçekleştireceğimiz için arkadaşlar get models.js diye bir dosya oluşturuyorum. Auxios da bunun içinde constant auxios require auxios şeklinde çağırıyorum.
Burada önemli olan bir noktada import'u kullanamıyor olmanız. Yani import auxios from auxios yapamazsınız. Yani hata veriyor bu şekilde yaptığınız zaman. Bunun sebebi CommonJS kullanıyor olması ve module sistemi kullanmıyor. Yani ESM'i kullanmıyor. Burada bunu şu şekilde illa da ben module yazacağım derseniz arkadaşlar. Type deyip buradan module'u seçebilirsiniz. Bu sefer import'u kullanabilirsiniz ama buranın tamamı neredeyse require kullandığı için ben bu şekilde yapmayacağım da doğrudan require kullanacağım arkadaşlar. O yüzden constant require constant auxios require auxios'la devam edeceğim. Hemen burada bir de constant diyelim. Models URL. O da az önceki URL'im arkadaşlar. Yani şuradaki URL'imi de bu alana alabilirim. Şimdi module export deyip bir fonksiyon oluşturuyorum. Bu fonksiyon herhangi bir parametre almıyor. Burada yeni bir promise döndürüyorum. Asynchron bir promise olacak çünkü async await ile çağıracağım auxios'u. Resolve diyorum, reject diyorum. Ve arkadaşlar hemen bir tane ne yapacağız burada? Try catch, yani şu an GitHub Copilot gerçekten çok iyi olduğu için onu da kullanalım. Constant data diyorum, await auxios get models URL. Yani buradaki URL'e bir istek yapıyor. Bu da ne döndürüyordu arkadaşlar? Oops. Bu da bakın yazabilirsem tabi. Stringlerini silersek bakın şu şekilde bir array döndürüyor. İçerisinde de result var. Result olduğu için de ya buradan data.result dersiniz ya da bunun içerisinden de result'ı da bu şekilde alabilirsiniz. İsterseniz burada bu arada datayı değil de result'ı resolve edeceğiz. Ve bunu da index.js'in içerisinde çağıracağız. Öncelikle arkadaşlar şurada bir GitHub Copilot çok iyi demiştim. Models'ı import edelim. Ve models'ı alalım bu alanda. Artık list models değil de console log models diye de gösterelim. Bakalım nasıl çalışıyor. Dashli'yi yapıyorum bunu çalıştırması için. Bir hata oldu arkadaşlar. Ne oldu? Module'u bulamadı. Require helpers'ın içerisinde. Pardon. Demek ki o kadar da iyi değilmiş. Tamam. Bakın bu şekilde array of models döndürdü bana. Şimdi ilk iş olarak models'ı bu şekilde almış olduk. Burada ben bunu array olarak bastırmak istemiyorum. Daha böyle kullanıcının hoşuna gidecek bir şekilde bastırmak istiyorum. Aynı zamanda da try catch içerisinde yapmak istiyorum buradaki işlemimi. Ki hani şey yapabileyim sonrasında bir şey döndürebileyim. Şunu şöyle yukarı taşıyalım. Şunu silelim şimdilik. Burada da catch ile error... Şöyle bir kapatalım. Şimdi get models deyip modelları aldık arkadaşlar. Daha sonrasında da log.info diyeceğim. Tabii buradaki log'u öncelikle değiştirmiştim ben. Burada arkadaşlar log'un sadece info var. Ben ama log.info falan filan yazmak istediğim için CLI alerts'a göre burada 4 tane falan log çeşidi oluşturdum. Birlikte oluşturalım. Constant info diyorum. Daha sonrasında da bir mesaj alsın logum ne yazacaksa. Ve bir şöyle geleyim. Bir mesaj alıyor. Ve şu şekilde bir alert mesajı döndürüyor. Name olarak da info döndürsün. Type olarak da info. Ve bunun gibi birden fazla oluşturalım. 3-4 tane oluşturacağım. Bir tanesi info için, bir tanesi warning için. Şunu da warning yapacağım. Tabii ki burası da warning olacak. Info, warning, success ve error için arkadaşlar.
Info warning. Ay göremedim. Success. Oops. Success için bu annem için, bu da babam için döndü. Success ve error için ayrı ayrı burada oluşturuyorum. Direkt console.log da yapabilirsiniz ama ben bu şekilde yapmayı sevdiğim için yaptım tamamen. Ve aşağıda da module exports kısmına burası eşittir olacak doğrudan. Module exports diyorum. Bunun da içerisinde her birini yazıyorum arkadaşlar. Info, warning, success ve error. Ve daha sonrasında da bunları index.js dosyamın içerisinde import ediyorum. Bakın şimdi index'in içerisine geldim. Burada logo, utils logo'nun içerisinden import ettiğiniz zaman ne geliyor? Hem info var, hem warning, hem success, hem error değil mi? O yüzden burada artık log flux değil de log info flux. Bakın. Burada bakarsanız log dediğim zaman error, info, success ve warning geliyor arkadaşlar. Ve bir mesaj alıyorlar. Catch error dediği zaman mesela burada ne diyelim? Can't list. Can't get model list diyebiliriz mesela. Veya da burada modelleri aldıktan sonra log info deyip yani doğrudan modelleri de bastırabilirsiniz. Ama ben şu şekilde yapacağım. Available models diyorum arkadaşlar. Ve araya bir backslash n atalım. Aşağı insin. Daha sonrasında da şöyle template string yazımını biliyorsunuzdur zaten. Bu şekilde string'in içerisinde bir değişken kullanmak istediğinizde bu şekilde yazabiliyorsunuz. Models'da map yapacağım. Yani models'ın içerisinde gezeceğim. Models dediğim şu array aslında. Her bir seferinde UI için, default için farklı bir ekranı bastırma yöntemi izleyeceğim arkadaşlar. Map diyorum. Ve her bir module için arkadaşlar back tick'lerimi koyayım. Bir tane tab boşluğu oluşturmak istiyorum. Ve daha sonrasında da modeli yazacağım. Ve sonuna da bir backslash n ifadesi ekleyeceğim ki araya boşluk olsun. Şimdi nasıl olduğuna bakın. Bakın available models dedi. Ve bir tab boşluğu mesafe bırakıp her birinden sonra backslash n yaptı. Yani yeni satıra geçerek bunları bastırmış oldu arkadaşlar. Eğer ben en sonda eksi v ifadesi kullanmazsam da böyle bir şey yapmıyor. Zaten yapacağı başka da bir şey olmadığı için bu şekilde. Şimdi dilerseniz ilk paletimizi default olarak oluşturalım. Neye benzediğini daha iyi anlayalım. Burada helper'ın içinde bir default settings oluşturalım arkadaşlar. JS diyorum. Module export. Hemen açalım. The default model to use diyelim. Model da default olsun. Yani GitHub Copilot çok iyi gerçekten. The default number of colors to generate diyorum. Burada iyi değil. Burada input olarak input'u hatırlayacaksınız şuradan. Input olarak şu şekilde array'in içerisinde RGB color'larını geçiyorduk. Bunun da default olarak arkadaşlar ne olsun istiyorum? Ne olsun yani. İki tane ne değil de 5 tane random color palette oluştursun. Default olarak kullanıcı hiçbir şey vermediğinde bunu oluştursun istiyorum. Ve daha sonrasında da bunu import etmem gerekecek. Hemen gidelim settings'i buradan import edelim. Let diyeceğim çünkü settings değişebilir arkadaşlar. Sonrasında değiştireceğiz bunu. Require diyorum. Helpers'ın içerisinden default settings'i bu şekilde import ediyorum. Bir tane de get models değil de get palette.js şeklinde bir fonksiyon daha oluşturalım. Burada da palette'yi generate edeceğiz. Constant gene auxiliary kullanacağım.
require oxios diyorum. Burada bir de constant color mind URL diyeceğim. Bu da arkadaşlar neresiydi? Şuranın URL'i. Sonrasında buna modulu input'u geçeceğim yani. Bu şekilde color mind URL diyorum. Module export. Aslında şunun aynısı. Şurayı kopyalayalım. Buradaki gibi bir fonksiyon oluşturacağım. Ama bu argument alacak arkadaşlar. Şurada args alacak. Args'ın içerisinde de model ve input olacak. Model ve input dediğim buradaki data binary aslında. Yani model ve input değerlerini tutacak. Bunu buna gönderiyor olacağız. Burada await exos color mind URL'e bir istek yapacak. Ve aslında şu kısmı silelim. Şöyle yapalım. Constant diyorum arkadaşlar. Data alacağım. Auxios.postRequest olacak bu seferki. Çünkü parametre göndereceğiz. Model ve input'umuzu göndereceğimiz için. Ve daha sonrasında da işte colormind URL ve bu kısımda da args değerlerimizi göndereceğiz arkadaşlar. Data dedik. Gene bunun içerisinden de result'ımızı alabiliriz. Result'ı resolve eden bir fonksiyon bu şekilde. Tamam, şimdi bunu import edelim hemen. Index.js'in içerisinde constant diyorum. Get palette bu şekilde import ediyorum. Ve burada direkt bunu kullanacağım arkadaşlar. Constant dedim. Palette. Daha sonrasında da await deyip get palette'yi bu alanda çağırıyorum. Ve settings'i göndereceğim arkadaşlar. Args olarak da yani şu iki model ve input'u bu şekilde gönderiyorum. Bunların hepsi ne olduğu için de bizim için hemen random bir color oluşturacak. Console log palette diyebiliriz. Şimdi bunu bir hemen deneyelim. Oops, result of undefined döndü. Nerede yanlış yaptık? Hatanın sebebi arkadaşlar şurada await demememiz diye düşünüyorum. Hemen tekrar çalıştım. Bakın bu şekilde random bir palet döndü. Tabii ki paletlerin bu şekilde kullanıcıya dönmesini istemiyoruz. Bunları hex color'a çevireceğiz arkadaşlar ve renklendireceğiz chalk ile. Ama bu şekilde ilk hani random paletlerimizi oluşturmuş olduk uygulamaya çalıştırdığımız zaman. İlk paletimizi bu şekilde random oluşturduktan sonra arkadaşlar, yani kullanıcı hiçbir input istemedikten sonra, şimdi dilerseniz kullanıcıdan bazı inputlar alalım. Bunun için de hemen npm install deyip inquirer denilen paketi indiriyorum. Bu paket input sormama yarıyor. Yani işte color 1'i sormuştum, color 2'yi falan sormuştum ya ilk videonun başında. Onu yapmama sağlayan paket bu inquirer arkadaşlar. Hemen buna interactive mode diye bir tane interactive mode.js şeklinde yeni bir fonksiyon oluşturalım. Constant inquirer require inquirer. Bu arada bir de şu var arkadaşlar. RGB to hex ve hex to RGB diye Stack Overdan iki tane kod kopyaladım. Bunları doğrudan alabilirsiniz. Hex to RGB isminden de anlaşıldığı gibi hex color'ı RGB'ye çeviriyor. RGB to hex ise RGB color'ı hex'e çeviriyor. Birazdan nasıl çalıştıklarını göreceğiz zaten. Şimdi burada constant hex to RGB'yi de alabiliriz. Tabii ki yazılışı bu şekilde değil. Aynı dosyanın içerisindeyim. Hex to RGB'yi bu alanda alalım. Şimdi burada dursun. Şimdi bir de helper'larımdan ne alacağım? Get modules alacağım arkadaşlar. Required. Tamam. Şimdi module export diyorum. Şu şekilde. Asenkron bir fonksiyon oluşturacağım. Şu
Şöyle inelim aşağıya. Constant diyorum, answers diyorum arkadaşlar. Bunlar şeyin answerları. Zaten GitHub Copilot'ta getiriyor. Inquirer burada sorular soracak. Soruları biz belirleyeceğiz. Onun sonuçlarını da, yani kullanıcının verdiği sonuçlar da answers'ın içerisinde toplanacak. Birazdan neye benzediğini birlikte göreceğiz arkadaşlar. Hemen type diyorum. Type olarak input var, list var. İşte öncelikle ne soralım mesela? Type diyelim. Listi verebiliriz. List diyelim mesela. Yani birden fazla seçenek sunuyor kullanıcıya. Name olarak arkadaşlar modulu vereceğim. Modul tercihim bu benim. Yani kullanıcıya modulu soracağım. Hangi modeli kullanmak istiyorsun diye. Message olarak açıklama yazabilirsin. Which model do you want to use gibi. Model diyelim. Biz. Ya da mantıklı yani. Which model do you want to use. Biraz değiştirmiş olalım. Choices kısmında da bakın burada otomatik getiriyor. Sadece default'u doğru getirdi. Şuradaki yani get models deyip bunu buradan da çağırabiliriz ama arkadaşlar hani kullanıcı soru soracağı için hızlıca yüklenmesini istediğim bir şey. O yüzden ben doğrudan şuradan şu modulları default seçenekler olarak bu alanda vermek istiyorum. Choices olarak da şunları verelim. Tamam, UI default, Game of Thrones gibi şeyleri verelim. Şimdi ilk olarak isterseniz bunu soralım ve neye benzediğine bakalım. Ve daha sonrasında da bu fonksiyon answers'ı döndürsün. Bunu da index.js'in nerede? Onun içerisinde çağıralım. Hemen şurada constant interactive mode. İşte require helpers interactive mode.js'den geliyor. Daha sonrasında şurada artık paletteyi doğrudan çağırmak istemiyorum ben. Burada sadece sorular soracağım. Şöyle diyebiliriz. Await diyebiliriz. Asenkronlu çünkü. Interactive mode herhangi bir input almıyor. Ve constant answers deyip bu şekilde çağırabiliriz. Şimdi bakın nasıl çalıştığına. Bakın başlattığım zaman gördünüz mü? Which model do you want to use deyip choices'dan bu şekilde seçmenizi sağlıyor. Lego Movie'yi seçtiğiniz zaman da yani answers'a geldi aslında ama şöyle bastıralım. Şurada. Tekrardan mesela Lego Movie'yi seçtiğimde bakın model Lego Movie olarak şu şekilde answer'ı oluşturuyor arkadaşlar. Name kısmı model. Şuradaki model o yüzden geliyor. Lego Movie'de seçtiği şey. Kullanıcının cevaplarını bu şekilde alabiliyorsunuz. Birden fazla soru da bu alanda sorabiliyorsunuz. Biz neler soracağız? İşte diğer modelden sonra color'ları seçmesini isteyeceğiz arkadaşlar. Hemen açalım. İlk olarak neydi? Tipini belirtiyordum. Type olarak kullanıcı kendi yazacağı için artık bir list değil de type olarak input vereceğim. Name değeri olarak color 1 diyebilirim. Color 1. Mesaj yazacağız bir de arkadaşlar. Mesaj olarak da yani şunları aslında şöyle tek tırnak yaparsak daha mantıklı. Evet, input'u da bu şekilde yapalım. Tamam. Mesaj olarak da arkadaşlar color 1 ne for random ya da color 1 şu şekilde yazalım. Yani biz artık biliyoruz bunun ne olduğunu. Ne veya neydi? Hex. Ya ne vereceksin ya da hex vereceksin. Yani başka şeyi yok bunun. Bu şekilde mesajı yazdım. Default değer verebilirsiniz ama default olarak hepsi random olsun istiyorum. Kullanıcı color girmedikçe random bir şey generate edebiliyor olsun. Ve bunu color 2, color 3,
4 ve 5 için de yapacağım arkadaşlar. Hemen kalır 1. Kalır 1 burada kalır. Şunu seçelim. 2 diyeceğim. 3 diyeceğim. 4 ve 5. 4. ve 5. renkleri de soruyorum. Seçmezse de default olarak şu ifadeyi kullanıyorum ben bu alanda. Şimdi tekrardan nasıl gözüktüğüne bakalım. Mesela Game of Thrones'u seçtim. İşte boş geçtim. Boş, boş. İşte FFF dedim. Geçtim. Bakın bu şekilde user answer'larını bana gösteriyor. Şimdi burada önemli olan şey, benim input değerime bakarsanız ya şu şekilde ne alıyor arkadaşlar ya da şu şekilde bir color kabul ediyor. Peki ben kullanıcının girdiği color'ı arkadaşlar buna nasıl çeviririm? Çünkü kullanıcıdan bu şekilde bir color girmesini istemiyorum. Hex color girmesini istiyorum ama ben bu formata çevirmek istiyorum. İşte hex to RGB'yi bu alanda bu şekilde kullanacağız arkadaşlar. O yüzden bunu aldık aslında. Hemen şurada answers'dan sonra answer'ları döndürmeden önce color 1'in değerini mesela yani neyse okey ama mesela FFF ise bunun RGB color formatında tekrar yazımını bu alanda yapalım istiyorum. Bunun için de for identifier, identifier dediğim şöyle model gibi ya da key de diyebilirsiniz ama bu şekilde diyeceğim. Bütün answer'ların içerisindeki identifier'lara bak diyorum. Yani color 1'e, color 2'ye falan. Hepsine bak diyorum. Eğer identifier'ın değeri neyse demek oluyor bu. Bunu silelim. Burası doğru değil. Burada if diyorum. Object prototype has own property. Yani bu property'ye sahipse demek bu. Bunu aslında call diyelim. Answers içerisinde identifier varsa diyorum aslında. Ne yaptı ya? Identifier varsa diyorum arkadaşlar. Yani işte color atıyorum color 5 gibi varsa. Daha sonrasında current answer diyelim. Kullanıcının verdiği cevap answers identifier. Mesela identifier color 2 diyelim. Answer'da color 2 dediğin zaman ne geliyor? Şu geliyor. Yani şuranın cevabı bu. Burası şey gibi bir şey. Yani color kodu gibi bir şey. Öyle hayal edebilirsiniz. If answer is not ne? Diyelim. Çünkü neyse hex'i RGB'ye çevirmek istemiyorum. Ne zaman çevirmek istiyorum? Inputlarım color 1, color 2 gibi bir color değeriyse ve değeri de ne değilse. O zaman if diyorum. Yani iki ihtimal de sağlasın. Çünkü modulsa RGB'ye çevirmek istemiyorum arkadaşlar. If diyorum. Color 1. Color 2. Yani key bunlardan biri ise diyeceğim. Color 3 ya da color 4 ise ya da color 5 ise yani modulu yapmamak için istedim. Aslında yapıyorum. Hops geldi her şey. Includes identifier. Yani identifier'ı içeriyor. Identifier dediğim modul color 1, color 2, color 3, color 4 diye giden bir şey. Eğer diyorum identifier'ım kalırsa yani şunlardan herhangi biri ise ve aynı zamanda cevabım da şu değilse yani bir hex color sağladıysam işte o hex color'ı arkadaşlar burası da gelmiş. O hex color'ı arkadaşlar hex to RGB deyip bu alanda çevireceğim. Yani RGB'ye çeviriyorum öncelikle. Hex to RGB diyorum answer'a. Answer'ım nasıl bir şey? Şu şekilde bir hex color olacak. Mesela FFF diyelim. Hex to RGB'ye bakarsanız bir hex color alıyor. Ve bunu şuradaki formata çeviriyor arkadaşlar. Şu şekilde çeviriyor. Tamam. Bunu da result'a eşitliyorum. Yani answer'ın şuradaki answer'ın identifier değeri atıyorum. Color 4. Ne oldu? RGB değerine dönüştü. Şuradaki FFF artık şöyle bir işte 2-2-2 gibi ya da 255-255-255 gibi bir değere dönüşmüş oluyor arkadaşlar.
şurası ne? If dedik. Tamam herhalde. Evet. Şimdi dönen answer'a bakalım. Bakın şimdi node.index.js dedim. Default'u seçtim mesela. İşte birinci color olarak ne verelim mesela arkadaşlar? Şurada colors'dan bir hex seçelim. Mesela bir tane palet oluşturmak istiyoruz diyelim. Ay bu da çok çirkinmiş. Oh. Bir tane daha oluştur. Hadi ya. Vallahi sevmedim. Tamam. Mesela şunu kopyaladım hex color'ını. Yapıştırdım arkadaşlar. Color 1'im bu. 2 olarak da bunu kopyalayalım. Bakın. Şöyle başına ifadesini koyup diğerlerini de bu şekilde yaptım. Answer'ım neye dönüştü? Bakın modulum default'tu. Color 1'i bu şekilde RGB'ye dönüştürdü. N'lere de dokunmadı. Yani burada yaptığım şey buydu. Şu şekilde N ifadesiyse dokunma. Modulsa dokunma. Yani şu ifadelerden color 1, color 2, color 3, color 4, color 5 değilse dokunma. Result bu şekilde N ifadesiyse gene dokunma. Onun dışındaki hex color'ları bu formata çevir. Çünkü bana bu lazım. Bu şekilde bunu halletmiş olduk. Artık buradan aldığım answer'lerim bu şekilde. Tamam. Şimdi buradaki answer'ı, user answer'ı yapalım aynı zamanda. Interactive mode'la arkadaşlar kullanıcılardan input'larımızı aldık. Şimdi artık random bir palet değil de kullanıcıdan gelen istekler doğrultusunda bir palet oluşturmak istiyorum. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Şurada interactive mode gibi bir şey yazalım. Interactive mod diyorum. Şöyle küçük yazalım. Küçük deyip büyük yazmak. Ve daha sonrasında benim buradaki paletleri settings'e gönderiyordum ya. Settings'i hatırlayın bu şekilde. Artık benim yeni değerim ne olsun istiyorum? Modulu da kullanıcıdan aldığım modulu göndermek. Input'u da o şekilde. Ama hepsine backslash yani şu şekilde end derse de random oluştursun istiyorum. Yani ben bu settings'i burada update etmek istiyorum aslında. Hemen şurada update settings diyelim arkadaşlar. Settings'i şöyle alalım. Öncelikle dağıtalım. Settings'deki her şey aynı kalsın. Bunun dışında da modulumu user answers modul. User answers burası arkadaşlar. User answers'ın modulu olarak değiştireyim. Ve arkadaşlar input değerini de bakın şuradaki color 1, color 2, color 3 hepsini şöyle dizmem gerekiyor değil mi? Input değerini de array içerisinde user answers nokta işte color 1. Gene user answers nokta color 2 nokta color 3 yani arka arkaya bunları diziyorum bir nevi. Aynı array'in içerisine alıyorum. Çünkü API benden bu şekilde yapmamı istiyor arkadaşlar. Color 5. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar burada console log settings deyip neye benzediğine hemen bakalım. Yavaş yavaş gidiyoruz. Mesela Lego Movie seçtim. İşte ne girdim? FF00FF dedim mesela. Hepsini de boş yaptım. Bakın bu şekilde bir settings. Lego Movie geldi. Ve input olarak da bu şekilde. Tam istediğim şekle dönüştürmüş oldum. Artık bu settings'i arkadaşlar paletteme geçip yeni bir color palette oluşturabilirim. Tekrardan yapalım. Ne diyelim? Game of Thrones dedim. Yine şuradaki şunu kopyalayalım mesela. Başına şu ifadeyi koyalım. Diğerlerini de böyle yapalım. Hadi bir tane de FF. 3, 4, 5, 6. Yaptım. Bakın.
bu şekilde bir color palette oluşturdu. Bu son oluşturduğu paletteydi arkadaşlar. Hex color formatına çevireceğiz. Onun için de RGB to Hex'i kullanacağız. Evet, isterseniz bu işlemi de arkadaşlar direkt paletteyi aldığınız yerde burada şu şekilde alıyoruz, yani paletteyi arkadaşlar bu şekilde alıyoruz. Bunu şeye çevirelim. Gene array'in içerisinde olsun ama bunların her birini hex color karşılığına burada çevirelim istiyorum. Hemen şuradan arkadaşlar import'umu yapayım. Constant bu sefer de RGB to hex diyorum. Require, tabii ki yanlış yaptım. Require diyorum. Hex to RGB değil, RGB to hex diyorum. Şimdi bu alanda bu datayı aldıktan sonra arkadaşlar burada map fonksiyonuyla, bakın dışarıda da array var, her birinin içerisinde gezip bunu RGB to hex ile hex karşılığına çevireceğim. Burada da diyelim convert RGB to hex. Bakın zaten şöyle geldi. Burada hex result diyelim. Şu şekilde RGB alıp her bir RGB için, şurada RGB'nin denk geldiği kısım şunlardan her biri arkadaşlar. Bunun 0. 1. ve 2. değerlerini ne yapacağım? Şeye göndereceğim. RGB to hex'e bakarsanız 3 tane değer alıyor RGB olarak ve hex döndürüyor. O yüzden onun gibi yapmam lazım. Ne yazıyorum arkadaşlar? RGB to hex diyorum. Burada da RGB to hex'ten sonra RGB'nin 0, 1 ve 2. değerlerini, yani mesela 101, 92 ve 85. değerlerini gönderiyorum. Bunun result'unu da artık hex result olarak döndürüyorum. Şimdi bakın nasıl bastığına. Bakın şimdi default dedim. Atıyorum. Gene şunu verelim arkadaşlar. Tam aynısı dönmeyecek ama. Mesela dedikten sonra bakın bu şekilde bir şuna da çok yakın mesela ilk oluşturduğu. Bu şekilde bir palette oluşturuyor bize. Hex color olarak da sunuyor. Bunları renklendireceğiz çalkla birazdan. Ama öncelikle isterseniz arkadaşlar ne yapalım? Hatta önce ilk renklendirsek mi? İsterseniz ilk renklendirip ekranda bastıralım arkadaşlar. Şöyle geleyim. Index.js'in nerede? Ha. Burada get palette deyip aldım. Buradaki console logo siliyorum. Artık burada güzel bir ifadeyle bastırmak istiyorum. Console log diyorum gene. Çalkı kullanacağım için console log diyorum arkadaşlar. Farkındaysanız log.info falan demiyorum. Çünkü farklı renkler yapacağım. Burada done. İşte bitti. Her şey bitti. Here is your palette desin. Bir tane alt satıra geçmek istiyorum. Backslash n yaptım. Şöyle açayım birazcık. Şey diyorum. Palettes. Bir map yapacağım. Palette nokta map. Şu şekilde bir şey geldiği için her birini tek tek bastıracağım arkadaşlar. Color diyelim. Hex diyelim hatta. Hex diyorum. Ve şöyle açalım yine. Bunun içerisinde backslash t ile bir tablık boşluk bırakmak istiyorum. Daha sonrasında ise chalk diyeceğim arkadaşlar. Chalk'ın, yani şu olacak aslında. Chalk'a hex color vereceğim. Hex olarak da şuradaki color, yani şuradaki değer neyse onun color'ını vereceğim. Hatta buna hex demeyelim, color diyelim. Hem bu hem de hex olarak bold'la da yazısı yazsın istiyorum. Chalk import edilmiş şekilde mi? Şu an değil. İsterseniz hemen chalk'ı import edelim. Constant diyorum. Chalk require chalk diyeceğim. Chalk'ın da versiyonu
5-0-0 şu an arkadaşlar. Ama importla ilgili hata çıktığı için bunu 2-4-1'e çevireceğim. Node module slipped. Tekrardan bir npm install yapacağım. Çünkü 2-4-1'de common.js kullanıyorlar. Daha sonrasından ESM module denilen bu importla import edebildiğiniz hale dönüyorlar. O yüzden eski versiyonunu kullanıyorum şu anda. Tamam, şimdi node index.js deyip başlayalım arkadaşlar. Game of Thrones'u seçtim. Şimdi renkli bir şeyler seçelim hex color olarak. Şöyle alalım. Yapıştırabilirsem tabi. Ops. Şöyle geldim. Yapıştıralım. Renkli renklere ihtiyacım var. Tekrardan bir generate ekleyeyim. Daha güzel renkler bulalım. Daha güzel deyip sarının gelmesi. Tamam. Sarı. İşte başka ne var? Şöyle pembeli falan bir renk bulursam. Heh. Bakın moru alalım. Bir tane. Ve başına şu ifadeden koyacağım. Bir tane pembe alalım. Bir tane de random gelsin arkadaşlar. Bakalım renkleri nasıl gelecek. İşte bu şekilde gelmiş oldu. Bunları böyle renklendirdi. Yani bu şekilde de yapabiliriz arkadaşlar. Ya da background'unu da renk verebilirsiniz. O zaman da hex değil de bg hex diyorsunuz. Evet, bold diyorsunuz. Color işte neyse. Join deyip backslash'ine basabilirsiniz. Mesela hepsini random oluşturalım. Bu şekilde bir color palette oluşturmuş oluyor. Game of Thrones deyip hepsini random oluşturursam da gene bu tarzda bir şey oluşturmuş oluyor arkadaşlar. Şunu da şöyle yukarı alırsam sanırım daha mı düzgün duracak? Evet. Bu şekilde de alabilirsiniz bunları. Şimdi burada arkadaşlar bir tane de ne dedik? Clipboard'a kopyalayıp yapıştıracak dedik. Bunun için de npm install diyorum. Clipboard'i paketine indiriyorum. Hemen bunu yukarıda alalım. Constant clipboard require. Hemen clipboard diyeceğim. Board demeyeceğim. Board'dan import ettim ama. Burada paletteyi basıyor bu şekilde. Şu şekilde biz de şey yapabiliriz. Nasıl kopyalayacağız? Palette nokta map diyelim gene. Color palette değil, color. Bu color'ı en son join diyeceğim arkadaşlar. Çünkü araya bir adet şey koyacağım. Backslash n koyacağım. Tamam. Bu şekilde ya. Burada bunu constant copy diyelim. Copy text diyelim ya da. Burada da clipboard write sync deyip copy pad diyorum. Nokta write diyorum. Copy text diyorum. Şimdi bakalım. Şimdi random bir tema. Oops, ne oldu? Evet. İşte bu şekilde bir hata veriyor arkadaşlar. Import edilebilir. Bu sadece require edilemez şeklinde. Bunun için de 1-2-3. Versiyonunu kullanacağım. Clipboard'in 1-2-3. Versiyonunu kullanacağım. Node modules'u siliyorum. Tamam. npm install yapayım yeniden. Bu şekilde eski versiyonlarını kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Böyle random bir tane
oluşturdum. Bakın şimdi bu renklere yapıştırdığım zaman bu şekilde clipboard'uma bunları kopyalamış oluyor arkadaşlar. Bunu da yapmış olduk. Şimdi son olarak ne kaldı? Task listeleme. Yani işte yukarıda yazıyordu ya, işte şimdi paletlerinizi oluşturuyoruz, işte şimdi şunu yapıyoruz gibi task'lar belirleme vardı. Bunun içinde bir tane daha paket var. NPM install diyorum. This tray. Bunun da şeyini bildiğim için 0.14 3. deyip arkadaşlar paketin şeyini de belirtelim. 0.14 3 gelmesi lazım. Evet. Bakın bu şekilde gelebilir. Tamam. Şimdi bunu alalım arkadaşlar. List tray'yi şurada chalk clipboard'e constant list tray diyorum. Require diyorum ve burada interactive modu bitirdikten sonra prepare tasks diyorum. Şimdi burada tasklarımı hazırlayacağım. Yeni bir liste oluşturuyorum. Bunların da içerisinde tasklarımı tanımlıyorum. Şöyle açalım hemen. Bir title yazalım. Getting palette for bilmem ne model için. İşte bu yazan ifade arkadaşlar aşağıda çalıştığınızda işte palettenin işte bilmem ne modeli için şeyi alıyoruz. Paletteyi alıyoruz gibi bir şey. Ama ben burada şey demek istiyorum. Aynen bu daha iyi bir ifade. Ve task olarak da task diyorum arkadaşlar. Asenkron olacak. CTX ifadesi de CTX arkadaşlar context demek. Yani farklı tasklar arasında bilgi aktarmamıza yarayacak. Birazdan göreceksiniz. Burada birinci task olarak hatta şunu bir isim de verelim. Task 1 diyorum. Generating palette diyelim. Burada paletteyi oluşturacağız. Yani şurada yaptığımız generate işlemini arkadaşlar burada yapacağız. Aşağıda kafamıza göre yapmayacağız da taskların içerisinde yapacağız. Constant palette dedim. Await diyorum. Asenkron bir fonksiyon zaten. Buna settings'i göndererek paletteme alıyorum. JTX palette palette deyip context'e aktarıyorum bunu. Çünkü ikinci task'ımda bunu kullanabileyim. Şimdi birinci task bittikten sonra task 2 dedim arkadaşlar. Bu kısımda da copy to clipboard diyeceğim. Şöyle açalım. Title copying to clipboard. Task olarak da şöyle bir şey. Burada skip ifadesi var. Yani bu task'ı atlayabilirsiniz. Tabii ki atlamayacağım. Burada arkadaşlar bu paletteyi context'ten alabilir. Ve daha sonrasında paletteyi İşte şurada yaptığı işlemleri yapacağım aslında. Palette, map, color, clipboard, write gibi. Bakın. Şu şekilde yapacağım. Paletteyi de JTX paletteden alacağım. Constant. Palette diyorum. JTX palette. Deyip. Önce paletteyi aldım. Sonrasında da arkadaşlar bu şekilde copy text oluşturup kopyalattırdım. Ve burada task'larım benim sona eriyor. Yani birden fazla task da ekleyebilirsiniz. Context'te mesela paletteyi burada buna verdim. İlk task'ta bunu buradan aldım. Yani ilk task'ta paletteyi oluşturdum. Daha sonrasında ona erişebilmek için de context kullandım. Ve burada task'larım bittikten sonra en son palette verisine şu şekilde ulaşıyorum. Palette, tasks, işte üvey, tasks run. Bütün tasklar run ettikten sonra context'teki paletteyi bana aktar demek oluyor burası. Aktardıktan sonra da şu şekilde bunu bastırabiliriz. Hemen, ups bu değil, bu da değil. Hemen node index.js'e çalıştıralım. Maple Story'yi seçelim bu sefer.
Şuradan farklı farklı renklerimizi seçelim. Bunu seçtim. Bir tane de bunu seçeyim. Güzel bir palet oluşsun istiyorum. Tamam, bu iki rengi tuttursun, diğerlerini random yapsın dedim. Bakın, Maple Story paletteyi alıyoruz. Kopyaladık diyor. İşte paletleriniz diyor. Yapıştırırsanız da bu şekilde kopyaladığı paletteyi erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Sadece şurada Getting Maple Story Generating diyelim burada. Ya da evet, generating demek daha mantıklı. Bunu da yapıştırıp kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Tamam, şimdi CLA'mızı oluşturduk arkadaşlar. Artık bunu NPM'e global olarak yüklemek istiyorum. Yani kullanıcılar da NPM'den gidip bunu global olarak indirip kullanabilsinler istiyorum. Local olarak da yapacağız arkadaşlar, ama öncelikle bu videoda global olarak bunu nasıl kullanırız buna bakalım. Şimdi bunu NPM'e pushlamadan önce birkaç yeri değiştirmek istiyorum. Burada package.json kısmında NPM'e bunu pushladığınız zaman şuradaki isimle anılacak bu. Ben buna Magic Palette demek istiyorum. Farklı bir isim vermek istiyorum. Hatta Color Mind Magic Palette diyorum. Generates a palette of colors using Color Minds API diyelim. NPM'e yüklediğim zaman şuradaki isim NPM'deki paketin ismi olacak. Şuradaki kısım ise arkadaşlar description alanı olacak. Şurada versiyon olacak. Yine lisansı mit olarak kalsın. Şuradaki bin kısmı önemli. Global olarak yüklediğiniz, yani global olarak indirdiğiniz paketlerde arkadaşlar buradaki bin kısmına bakılır. Burada da yazdığınız şey, yani tamam siz Color Mind Magic Palette'yi indiriyorsunuz. Ama hangi komutu çalıştırdığınız zaman bu kod aslında çalışacak derseniz buradaki keyler onu veriyor arkadaşlar. Mesela işte Color Mind Magic Palette için palette yazdığınız zaman konsola gidecek Index.js dosyasını çalıştıracak. Index.js dosyasına bakarsanız bakın şu şekilde kendi kendine çağıran bir fonksiyon olduğu için doğrudan başlatmış olacak. Yani ben ekrana palette yazdığım zaman benim buradaki CLI'm çalışıyor olacak. O yüzden şurada verdiğiniz isimler önemli. Palette diyebilirsiniz. Magic palette. Ya da magic diyebilirsiniz. Palette ya da magic'ten herhangi birini yazdığınız zaman bu kod çalışacak anlamına geliyor. Burada işte odo kısmı dolu. Keywordlerim dolu. Buraya magic de yazabilirim. Palette de yazabilirim. Bu şekilde buraları istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Buradaki files kısmı önemli. Herhangi bir import hatası çıkmaması için dosyalarınızı burada belirtiyorsunuz. Neler var? Index.js var arkadaşlar. Kullandığım Utils.js var. Bir de helpers olduğu için bu klasörleri bu alanda belirtiyorum. Burası önemli. Bunun dışında burası bu kadar. Bir de index.js içerisinde şurada gene return yazmak istiyorum. Çok önemli değil ama paletteyi de döndürsün istiyorum arkadaşlar. Tamam. Başka da bir şey kaldı mı diye bakıyorum. Başka da bir şey kalmadı arkadaşlar. Şöyle tekrar geleyim. Burada terminalimizi açalım. Şimdi ilk olarak NPM'de paket yayınlamadan önce bir NPM hesabı almamız gerekiyor. İşte kullanıcı adı, şifre falan filan hesabınızı oluşturup şuradan bir dashboard'a geliyorsunuz. Burada package'a tıkladığınız zaman burası açılıyor. Daha önce yayınladığım bir paket olmadığı için şu an sıfır. Birlikte yayınlayacağız. Kayıt olduktan sonra arkadaşlar gelip burada npm login diyorsunuz. Ve kayıt olurken ki girdiğiniz username, işte password yazalım hemen. E-mail adresiniz ile giriş yapıyorsunuz. Size one time password gönderiyor mail adresinize. Oraya gelen şifreyi de arkadaşlar bu alanda yazacağız. Neymiş? 242-694-74 şeklinde giriyorum. Bakın calling with idem olarak giriş yaptınız diyor. Burayı sıfırladık artık. Şimdi arkadaşlar npm
publish dediğimiz zaman artık bu repo'yu publish edecek anlamına geliyor bu. Şuradaki versiyonla birlikte. Hemen npm publish diyelim. Şu anda bunu publish etti. Eğer siz burada bir hata alıyorsanız arkadaşlar, bunun nedeni büyük ihtimalle şuradaki name'den kaynaklanıyor. Çünkü npm'de bu isimde başka bir paket varsa burada size doğru kullanıcı olarak girmediniz mi falan filan gibi hata mesajları gönderiyor. Onun haricinde bu şekilde arkadaşlar. O yüzden eğer bir hata alırsanız şuradaki name'i değiştirmeye bakın. Tamam, şimdi ColorMind Magic Palette'de 001 versiyonu yayınlandı diyor. Bu sayfayı yenilerseniz bakın işte şuradaki description alanı, işte versiyonu, her şeyi burada. Üzerine tıklayıp gidelim arkadaşlar. Buradan artık bunu alıp arkadaşlar yükleyebiliriz. Şu şekilde dashG yazacağım yükleyebilmek için global olarak. İşte versiyonunu da gene belirtiyorum. 001 versiyonumu indiriyorum. Global olarak yükledim. Bakın bunu yükledikten sonra bunu nasıl çalıştıracaksınız? Bunu ya Magic yazacaksınız ekrana ya da palette yazacaksınız. Palette ile başlayalım. Palette yazdım. Bakın az önce oluşturduğumuz şey geldi. Bu şekilde çalıştırabilirsiniz. Ya da Magic yazarsınız. Bu şekilde oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Peki burada bir değişiklik yapacaksınız atıyorum. Siz burada değişiklik yaptığınız zaman otomatik olarak buraya yansıyacak mı? Hayır, yansımayacak arkadaşlar. Bunu şu şekilde yapabiliriz. Bakın şimdi hatta bir readme md dosyası oluşturabiliriz. Çünkü yok. Ne diyelim? ColorMind Palette Generator diyelim. İşte we use ColorMind API to generate logical palette diyelim. Mesela bu şekilde yaptık. Daha sonrasında hatta şey yapabiliriz. readme.so diyelim. Düzgün bir readme dosyası oluşturalım arkadaşlar şurada. Çünkü ben nasıl readme oluşturduğumuzu hatırlamıyorum. buradan installation istiyorum aslında. Şunu istiyorum ya. Sadece şunu istiyorum. Install. Neydi bunun ismi? İsmini de sürekli unutuyorum. ColorMind Magic Palette. Nerede? Şöyle kod içine yazalım. ColorMind Magic Palette with npm dedik. npm install -g şurada globally yazalım. Global olarak çünkü. Burada ops neydi? ColorMind Magic Palette işte 001 gibi. Bu şekilde ve daha sonrasında da palette yazacak. Bu kadar aslında. Bakın şu şekilde de buraya gelip readme.md open preview dediğimiz zaman nasıl gözüktüğü de bu alanda var arkadaşlar. Bu şekilde bir readme dosyası oluşturdum. Ben GitHub'a eklediğim için create readme.md diyelim. Git push diyelim. Evet. Şimdi bunu yeniledim arkadaşlar. Eğer GitHub'a gidersek hatta bunu direkt GitHub'ın package.json'da olması lazım. URL var mı? Yok. Tamam. github.com üzerinde
Evet, burası. Bakın, bu şekilde gelmiş oldu. Ama gidip NPM'e bakarsanız arkadaşlar, şunu kapatayım artık. NPM'de bakın README dosyasını buradan almıyor. Şimdi arkadaşlar benim aslında yapmak istediğim şey şurayı komple kopyalayıp yeni bir tane package.json dosyası oluşturacağım. Ve aslında yeni oluşturduğumla bunun bileşimi olsun istiyorum. Çünkü onda GitHub'ın işte URL'ini falan da oluşturuyordu. Daha fazla bilgi oluşturuyordu. O yüzden burada git init deyip O yüzden burada npm init deyip yeni bir tane oluşturalım. Bakın package name'i aynı kalsın. Versiyonu aynı kalsın. Entry point index.js. Bakın git repository falan da alıyor bu şekilde. O yüzden bunu yapıyorum aslında. Lisans aynı kalsın. Okey diyelim. Bu şekilde package.json değiştirdim. Burada aslında şu bin kısmı falan da aynı kaldı. Diğerleri tamam, tam istediğim gibi oldu. Bakın box, işte main repository falan. Aslında bunları da güncellemiş olduk. O yüzden aynısı. Burada başka da bir şey var mı diye bakıyorum. Bir tek main geldi index.js. Onun dışında aynısı arkadaşlar. Tamam. Şimdi ben bütün bunları yaptıktan sonra README dosyası da ekledim. Bakın burayı yenileyelim. Hiçbir şey yok yani. README dosyası falan da yok. README dosyası da yok bu alanda. O yüzden arkadaşlar nasıl peki yeniden yapacağız? Burada npm publish derseniz hata aldığınızı göreceksiniz. Bakın. Bir önceki versiyonun üzerine diyor overwrite yapamazsın diyor. Versiyonu artırman lazım diyor. O yüzden giderseniz burada 002 yaparsınız bunu. Daha sonrasında npm publish dersiniz. Ve arkadaşlar npm install -g deyip burada color mind magic palette deyip bunun 0.02. versiyonunu da yükleyebilirsiniz güncellemek için. Aynı zamanda da buraya bakarsak bakalım hemen. Bakın güncellediğim için de buradaki readme'yi de kaptı, getirdi bana. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın şuradan kaç tane issue açılmış, kaç tane pull request var, hepsini çekip getiriyor. Bu şekilde de değişiklik yaptığınız zaman da güncelleyebilirsiniz. Tekrardan son olarak palette yazalım. Game of Thrones. Bu şekilde. Son olarak tekrardan da palette yazıp şuradaki renkleri denemek istiyorum. MapStory diyelim. Bunu da istiyorum. Diğerleri de random olsun diyorum. Bakın bu şekilde iki tane renk şu ikisi olmak üzere, diğerleri de random olmak üzere çok güzel bir şekilde oluşturmuş oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, npm paketini nasıl global olarak npm'e atabileceğimizi görmüş olduk birlikte. Peki şimdi başka bir repo benim bu oluşturduğum npm paketini lokal olarak kullanmak istiyor. Yani bayağı burada işte constant işte ne diyelim magic desin atıyorum. Require işte color mind palette, yani neydi ismini gene unuttuk. Color mind magic palette mesela. Palette deyip burada magic.generate desin atıyorum. Bu şekilde renkler oluşturmak istiyor diyelim. Peki bunu nasıl yaparız arkadaşlar? Şimdi de bu videoda da buna bakalım. Öncelikle şurayı temizleyelim ve bir adım geriye gidelim. Şöyle açacağım. Şunu kapatacağım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Color Mind'ın içerisinde arkadaşlar paletli generator'ım var. Şu package.json main'in ise
Bunu silelim. Tamam. Temizledim. Şu an boş. Burada palette generator diye bir dosyam var. Bir tane de test dosyam olsun arkadaşlar. Palette generator'ı testin içerisinde NPM paketi olarak indirip test edeceğim. Ama öncelikle burada yapmam gereken birkaç ekleme var arkadaşlar. Şimdi burada normalde package.json'a geldiğimizde şuradaki bin'e bakıyorduk. Palette diyorduk. Ekranda şunun index.js çağrılıyordu. Ama index.js doğrudan kendi kendini çağıran bir fonksiyon olduğu için ben bunu global olarak kullanmak istiyorum arkadaşlar. Ama lokal olarak ise burada bir tane generate.js diye bir dosya indirmek istiyorum. Hatta local da diyebilirim ama neyse generate.js şeklinde bir dosya indirmek istiyorum. Ve bunun da içerisinde index.js komple bir kopyalayalım. Sonra sileriz. Tamam. Bunun içerisinde ise mesela arkadaşlar ne yapalım? Şuna ihtiyacım yok. Liste ihtiyacım yok. İşte çarptı falan da filan hiçbirine ihtiyacım yok. Clipboard da istemiyorum. Interactive mode da istemiyorum. Şu şekilde sadece palette ile settings'i tutsun. Clear debug falan istemiyorum. Ve burada bir constant diyelim. Generate diyelim arkadaşlar. Palette de diyebiliriz. Ya da generate diyelim doğrudan. Bu asenkron bir fonksiyon. Şu şekilde. Yaptığı şey ise şöyle gelelim. Random bir tane mesela şey oluşturmak arkadaşlar. Settings zaten vardı. Şurada palette kısmını kopyalayacağım sadece. Evet. Şurayı komple silelim. Şöyle şuraya kadar sileyim önce de. Buradan şurasını da istemiyorum. Hatta buradan buraya kadar da istemiyorum. Evet. Generate diye bir tane fonksiyonu var. Get palette de settings'i çağırıyor. Settings de şey olduğu için arkadaşlar doğrudan default model ve hepsi random olduğu için random diyelim hatta ismine de. Daha sonrasında da module export random random. Bu şekilde yazdığınız zaman ne oluyor derseniz bu şekilde yazdığınız zaman mesela constant işte random require bu şeyin ismi arkadaşlar color mind magic generator. Bu şekilde çağrılabiliyor. Yani şu şekilde parantezlerin içerisinde çağrılabiliyor. O yüzden bu şekilde yazdım. Tamam, çünkü bu şekilde oluşturmak istiyorum. Return palette nokta map dememe gerek yok. Paletteyi döndürsün diyorum. Bu şekilde generate.js oluşturdum. Daha sonrasında ise arkadaşlar bunu doğrudan yayınlamadan önce palette generator'ın içine girelim. Bunu doğrudan yayınlamadan önce arkadaşlar npm diyeceğim. Şu package.json'a bir bakayım. Burada entry kısmı vardı hatırlarsınız. Main. Main index.js'i gösteriyordu. Burası index.js değil de local.js'i göstersin. Şunun da ismi local olsun. Local.js diyelim. Direkt local.js'i göstersin. Lokal olarak npm'i pushladığımda da burası dikkate alınacak arkadaşlar. Global olarak pushladığımda ise şuradaki bin kısmı dikkate alınacak. O yüzden bu şekilde yapabilirim. Yani index dosyasını almasına gerek yok. Çünkü ben sadece burayla ilgileniyorum. O yüzden bu şekilde yapabilirim. Şimdi bu paketi tekrardan publish etmeden önce burada npm link diyebiliriz arkadaşlar. Bu linkliyor. Yani bu palette generator'ı kopyalıyor. Bakın kopyaladım.
bu şekilde. Ve daha sonrasında ise şuradaki test dosyasının içerisinde script.js diye bir şey oluşturuyorum. Ve test dosyasının içerisine gideceğim. Bu test dosyasının içerisinde de npm link deyip şu paletlerin ismini yazdığım zaman, yani şunu yazdığım zaman, bakın. Bakın node modules diye bir şey oluşturacak. İçerisinde de color mind magic paletti. Yani şu yukarıdaki kodun aynısı bu şekilde gelmiş olacak. Yani ben tıpkı bunu lokal olarak indirmişim gibi npm install'la burada kullanabiliyor olacağım arkadaşlar. Şimdi bunu test edelim. Mesela constant dedim. İşte bir şey. Require dedim. Ne diyeceğim? Color mind. İsmini sürekli unuttuğum için şöyle alayım bir arkadaşlar. Color mind magic palette. Tamam. Buradan neyi import edeceğim? Şimdi local.js'a bakarsanız şu şekilde random arkadaşlar. Ne demiştik? Şu şekilde import edebiliriz demiştik. Şimdi bu alanda bir main function oluşturalım arkadaşlar. Bu main function'ı constant palette random'ı çağırsın. Random asenkron olduğu için await kullanacağım burada. Await yazdım. Await kullanacağım. O yüzden main function'u da ASYNC async olması gerekiyor. Ve aldığı paletteyi böyle bastırsın. Ve otomatik olarak da çağrılsın istiyorum. Hemen şöyle NodeScript.js diye çağırdığım zaman bakın bu şekilde de arkadaşlar. Lokalde de bu şekilde bunu kullanabiliyorum. Yani hem lokal olarak kullanabiliyorum hem de global olarak kullanabiliyorum. Random'ı illa bu şekilde almak istemezseniz de color mind dersiniz mesela. Color mind nokta random olur. Bakın şimdi tekrardan. Bu şekilde de yaptığım zaman aynı sonucu veriyor. İster bu şekilde color mind'ın içerisinden alırsınız random'ı. İsterseniz bu şekilde olur arkadaşlar. Tamam, şimdi isterseniz son yaptığımız değişiklikleri şurada index.js vardı. package.json'da şuradaki files altına bir de arkadaşlar şeyi ekleyelim. local.js ekleyelim. Ve versiyonunu da bir artırıp şu şekilde npm publish deyip publish edeceğiz. Ne oldu? Test dosyasının içerisindeyim tabii ki. Çıkalım buradan. Palette generator'ın içerisine gelip npm publish diyorum. Ve publish etti. npm install-g neydi? Color mind magic palette 0.0.3 diyorum ve bunu indiriyorum. Evet. Son olarak palette yazalım. Bakın. Global olarak nasıl çalıştığına bakalım. Global olarak harika çalışıyor.